Ne yazık ki zengin ve güçlü insanlar genellikle diğer insanlardan uzaktır ve onların sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ederler. Ama dünya üzerinde büyük bir kesim türlü zorluklar ve talihsizliklerle mücadele ediyor. Bu videoda henüz 7 yaşındayken büyük acılar yaşayan Endonezyalı bir çocuğun hikayesini paylaşacağız. Ve elbette onun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan dünya ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen daha önce duymadığınız desteğini anlatacağız. Martunis, Endonezyalı yoksul bir ailenin çocuğuydu. Küçük bir kasabada yaşayan Martunis'in en büyük hayali ise futbolcu olmaktı. Bir gün evinin yakınındaki bir çimenlikte arkadaşlarıyla futbol oynarken hayatını tamamen değiştirecek o sesi duydu. Tarihte yaşanan en büyük depremlerden birinin ardından görülmemiş bir tsunami dalgası yaşadıkları bölgeye doğru geliyordu. Korkuyla eve koştu. Ailesiyle birlikte panik halinde evden uzaklaşmaya çalıştılar. Ama her şey için çok geçti. Büyük bir güçle sahile vuran ve çevredeki yerleşim yerlerini su altında bırakan dalgalar onları birbirinden ayırdı. Küçük Martunis'in hatırladığı son şey, onu yakalamaya çalışan annesinin yüzü oldu. Bu, onun annesinin son görüşüydü. 2004'te yaşanan bu tsunami aralarında Endonezya'nın da yer aldığı 12 ülkede yıkıma sebep olmuştu. 230 bin insan hayatını kaybederken, Martunis bir şekilde o güçlü su akıntısından kurtulmayı başardı. Dalgaların arasında sürüklenirken önce kökünden sökülen bir ağaca tutundu. Ardından da yanında yüzen, ters dönmüş bir mobilyanın üzerine atladı. Büyük yıkımdan kurtulsa da şimdi suların onu sürüklediği, neresi olduğunu bilmediği bir yerde tek başına kalmıştı. Ve bu mücadele sandığından çok daha uzun sürecekti. Martunis tam 21 gün boyunca mahsur kaldığı mobilyanın üzerinde oluşan su birikintisinden su içerek yaşama tutundu. Su üzerinde yüzen birkaç parça yiyecek buldu ve onları tüketti. Sonunda bir sahile ulaştığında artık gücü tükenmişti. Neyse ki çok geçmeden bölgede çalışma yapan bir kurtarma ekibi onu buldu. Hızla hastaneye kaldırılan Martunis'in kurtuluşu herkes için umut oldu. Ona Mucize Çocuk adını taktılar. Ama hastanede kaldığı süre boyunca ailesini soran çocuğa ne yazık ki artık babasından başka kimsesinin hayatta olmadığı söylendi. Üstelik ne evleri ne de paraları vardı. Bu noktada onları inanılmaz bir olay daha bekliyordu. Kurtarıldığında üzerinde Portekiz milli takımından Rui Costa'nın formasının olması onu Portekiz medyasında da uzun süre gündeme taşıdı. Ülkede birçok insan onunla duygusal bir dayanışma içine girdi. Ancak en önemlisi Ronaldo'nun da dikkatini çekmiş olmasıydı. O dönemde 20 yaşında olan yıldız oyuncu Martunis'e yardım etmek için hiç beklemeden harekete geçti. Ona ve babasına para gönderdi, onlar için bir ev inşa ettirdi ve Martunis'in tüm okul masraflarını karşılamaya söz verdi. Üstelik bunlar sadece bir başlangıçtı. Ronaldo, Martunis ve babasını Portekiz'de Slovenya arasında oynanan maça davet etti. Avrupa seyahatinin tüm masraflarını ödedi, onlarla ilgilendi. Hatta Martunis'i saha kenarına getirerek hayranı olduğu isimlerle tanışmasını sağladı. Martunis'i adeta kardeşi gibi sahiplenen Ronaldo, bir süre sonra Manchester United yetkililerinin Endonezya'ya yaptığı destek ziyaretine katılarak onu görmeye gitti. Sadece onlara değil, çevrelerindeki yüzden fazla aileye çekler yazarak ihtiyaçlarını karşılamaları için destek verdi. Yerel medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ronaldo, Martunis'i asla terk etmeyeceğini ve hep yanında kalacağını söyledi. Kendisine daha kolay ulaşması için ona telefon numarasının kayıtlı olduğu bir cep telefonu da hediye etti. Ronaldo, söz verdiği gibi Martunis'le iletişimi hiç kesmedi. Karşılaştıkları sorunlara yönelik maddi destek vermenin yanı sıra ona iyi bir futbolcu olması için sürekli öğütlerde bulundu. Çok çalışması, pes etmemesi için onu motive etti. Martunis de çok sevdiği ve artık ailesi gibi gördüğü yıldızın dediklerine uydu ve elinden gelenin en iyisini yapmak için çok çalıştı. Sürekli antrenmanlara katıldı, yerel takımın gözdesi oldu. Onun polis akademisine gitmesini isteyen babası bile oğlunun başarısını gördükten sonra bu ısrarından vazgeçti ve futbol kariyerine destek verdi. Sonunda beklenen haber de geldi. Portekiz'in Sporting Lisbon takımı 19 yaş altı için onunla sözleşme imzalamak istediğinde Martunis'in hayalleri gerçek olmuştu. Artık genç bir oyuncu olan Martunis'in tek korkusuysa babasını yalnız bırakacak olmasıydı. Lisbon'da bir ev kiralayacak kadar para kazanamayacaktı ve babasını geride bırakmak da istemiyordu. Bu noktada her zaman ona destek olan Ronaldo yeniden devreye girdi ve ona transfer hediyesi olarak Portekiz'de bir ev aldı.
Martunis, hayatını değiştiren ve ona koşulsuz destek veren bu adama minnettarlığını çok dikkat çeken bir yolla gösterdi. Mahkemeye başvurarak soyadını Ronaldo olarak değiştirdi. İlerleyen yıllarda futbol kariyeri çok parlak gitmese de Martunis Ronaldo futboldan asla vazgeçmedi. Sosyal medyada bloglar ve YouTube spor kanalları açarak başarı elde etti. Ronaldo'nun bugün bile onunla kardeşi gibi ilgilendiğini söyledi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.